ilişkisi olduğunu duysa, Erdal sanırım karısını odun makinesiyle kesmeye kalkmış. Aynı şeyi Mehmet Ali de bana yapardı demiş. Erdal, senin amcan eşine aldattığını makinesi... öğrendiğinde böyle bir şey yapmış galiba. Yapmıştır. Hatta o kaçıp gitti, bayağı bir uğraştılar onlar. Ama amcanın kendi eşini odun makinesiyle kesmeye kalktığını duydun mu hiç? Vallahi Sevda hiç doğruluyor bunu sizin. Evet. Yani dolayısıyla bunun ortaya çıkacağından korktuğu için, kendisi ölümünden de korktuğu için, yani gitsin boşansın gitsin ya, kızını niye öldürüyor yani, eğer iddialar doğruysa yani. Yani bence de aynı şekilde, ama hani dediğim nasıl gibi bunu eğer babam biliyorsa, zaten öğrenmişse bir şekilde yakandırılmıştır. Ama ben bence baban kafamca, şöyle biliyor. Baban şöyle biliyor. Bu diyor işte Ramazan ya da başka biriyle birlikteydi. Ben de artık bunu birlikte olma olma dedim. Beni dinlemedi, tartıştık. Boğazını sıktım, öldürdüm diye babana söylemiş olabilir. Baban bunu biliyor olabilir. Ama ben de öyle düşünüyorum. Didem Hanım, evet. Madem öyle bir şey yani var. Baban o kişinin aynı yani kendi kızına ilgi gösteren bir erkekle karısının birlikte olduğunu bence bilmiyordur. Bak ya, onu bilmiyordur Didem baban. Didem Hanım, şimdi şöyle bir şey de var. Babam ağzını sır tutabilen bir insan değil. Evet evet, bence onu bilmiyor ama Gamze'ye başka işte erkeklerle görüşüyor, kendisinden büyük insanla işte flörtleşiyor ya da işte bilmem ne yapıyordu. Gamze'ye zaten öfkesi var babanın. Öfkesi olduğu için de baban o anlamda yönlendirilebilir. Çünkü senin annen görgü tanığı, yani gizli tanığa söylediğine göre boğazını sıkıyor, önce odada yakalıyor, koridora sürüklüyor, boğuşuyorlar. Koridorda öldürüyor, sonra sizin odaya, yattığınız odaya götürüp oraya şey yapıyor, cesedi oraya taşıyor. Arkasından da sabaha kadar her yeri temizleyip bayağı bir plan program yapıyor gizli tanığın anlattığına göre. Savcıdan çıktıktan sonraki yüz ifadesini ben çok merak ediyorum. Sizle beraber izleyeceğim. Gelsin ekranlara. Hocam, ifade sürecim gitti. Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Hala gözaltında herhangi bir açıklama yapmayacak mısın? Seni şüphelendiğin hiç kimse yok mu? Mustafa yarın maçtan hala şüpheleniyor musun? Eşim, dahi senden şüpheleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksin? Herkesin kendini kendine. Peki Ramazan'la ilişkin var mı? Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Hala gözaltında herhangi bir açıklama yapmayacak mısın? Senin şüphelendiğin hiç kimse yok mu? Mustafa yarın maçtan hala şüpheleniyor musun? Eşim, dahi senden şüpheleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksin? Herkesin kendini kendine. Peki Ramazan'la ilişkin var mı? Zaten Sayın Savcım sadece bir gizli tanığın dediklerinden yola, yani mutlaka bir de, kayda değer başka görüyorsa... Başka delillerle desteklemiştir onu. Evet, yüz ifadesini gördünüz mü? İyice salmış kendini. Buradaki Turcan değil o. Bitmiş bir Turcan var. Buradaki Turcan mıydı? Buradaki Turcan mıydı o? Kesinlikle değildi. Bitmiş bir Turcan vardı. Ne dedin? Yani salmış kendini, bayağı bir şey olmuş. Bir son dakika bilgisi daha var. İzninizle bir araya gitmem lazım. Hemen size söyleyeceğim, söz veriyorum ama bir aradan sonra... Evet, Turcan'la Halil ile ilgili önemli bilgiyi birazdan açıklayacağım ama Orhan Bey'in Mefar'a bir sorusu varmış. Mefar, bu olayları az önce dinledin, annenin yaptığı şeyleri dinledin. Bu kadar olay olurken babanın duymaması imkansız mı? Yani o ilaç o kadar etki bırakıyor mu babanın üzerinde, içtiği ilaç? Nazlı? Yani çok fazla bırakacağını sanmıyorum. O gürültüler duyar çünkü, bayağı ciddi. Duyar, duyar. Arada cam var çünkü. Evet, ama uyuyor gibi uyuyorsun yani zaten. O hani şey işte, ya da fazla ilaç verilmiş olabilir mi? Yani ya da fazladan ilaç verilmiş olabilir mi? Fazla ilaç verilmiş olabilir. Ama baba nasıl yutacak onu? Annene nasıl inanacak yani? İnanır mı annen oku? İki tane ilacı verdi diyelim. Sen bugün yoruldun, işte iki tane ilaç. Ama işte şimdi şöyle bir şey de var. Babam o ilacı devamlı kendisi ya bilir. Da, annem ismini bile bilmez. Ya da baban o ilacı yuttu, sonra annen gitti bayıltıcı spreyle onu bayılttı. Yapabilir yani. Sürekli sprey. Burada söylüyordu zaten. Hemen bilgi açıklıyorum. Turcan ve Mehmet Ali savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişler. Şu anda hakim karşısına çıkmak için bekliyorlar. Son sözü mahkeme verecek. Artık hayırlısı, inşallah bir an önce adalet önünde hesap verirler, evet, diyorum. İnşallah. Ve size... İyi akşamlar diliyorum. Yarın tekrar beraberiz. Hoşça kalın.